Evet, biz İran'dan bir hamle beklerken İran'ın başına gelenler gerçekten de çok düşündürücü. Üstelik en son Azerbaycan Cumhurbaşkanı'yla bir araya gelmişti. Acaba orada da bir temkinli bekleyiş var mıydı diye. Tabii ki bütün enine boyuna bu süreç araştırılıyor. Kazanın sebebi, nedenleri araştırılıyor. Ama dediğiniz gibi özellikle başı sosyal medya çekmek üzere bu tür sorular da insan aklına gelmiyor değil. Peki bu durumda yatırımcı hani gerçekten elinde var olan bütün nakitini ne yapmalı, nerelerde kullanmalı, nerelerde değerlendirmeli, hangi haber akışlarını işte dikkate almalı? Şimdi yatırımcılar bugüne kadar zaten hazırlığını yaptı. Özellikle biz bu 5,5 aylık süreç içerisinde özellikle altın ve gümüş tarafında bu yıl performansın iyi olacağını ve yükselişlerin devam edeceğini sık sık ifade ediyoruz. Özellikle döviz kurlarında da yukarı yönlü hareketler bekliyoruz ve yatırımcı hangi enstrümanı tercih ederse etsin mutlaka satış için aceleci davranmamalı. Yani fiyatlarda yukarı yönlü hareketler mutlaka devam edecektir. Altın ve gümüş fiyatlarında sert yükselişler var. Ancak burada teknik olarak mutlaka bir düzeltme göreceğiz yani şüphesiz. Bu teknik düzeltmeler de alım için fırsatlar sunacaktır. Ons altın şu anda 2438 dolar seviyesinde. Burada 2380 dolar destek seviyesi. Yukarıda 2450 dolar direnç seviyesi. Bu bant aralığını takip edeceğiz. Gümüş 11 yılın zirvesini test etti ve 32 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Şu anda 31,85 dolar seviyesinde olan bir gümüş var. Gümüş 2024 yılının ilk yarısında altını tahtına neden değerli bir emtia oldu. Gümüşün gram fiyatı 32 lira 97 kuruş seviyesinde. Yani 33 liraya yaklaştı gümüşün gram fiyatı. %27 civarında altın kazandırırken %42 civarında da gümüşün getirisi oldu. Gümüş sabırlı olan yatırımcıların kazandığı çok iyi bir değerli metal oldu, değerli emtia oldu ve gümüş tarafında yıl sonuna kadar pozitif beklentimiz devam ediyor. 37 dolar 37 lira seviyesi gibi beklentimiz yine masada kalmaya devam ediyor. Tabii ki altın fiyatlarında yine 5,5 aydır 3000 lira 3000 dolar seviyesiyle alakalı beklentimizi halen devam ettiriyoruz. Hatta altın ve gümüş tarafındaki pozitif beklentimiz yıl sonuna kadar devam ediyor. Yine altın ve gümüş yatırımı yapan yatırımcısı yıl sonuna kadar yatırımlarından memnun kalacağını söyleyebilirim. Kısa vadeli kâr satışları mutlaka önümüzdeki hafta gelecektir. Ama orta ve uzun vadede özellikle jeopolitik gerilim nedeniyle yeni rekorlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Tabii Orta Doğu'da bu riskler artmaya devam ederken petrol fiyatları da haftaya yükselişle başladı. Şu anda 84,06 dolar seviyesinde. Burada jeopolitik gerilimler önümüzdeki haftalarda tırmanırsa yine 90 dolar seviyesinin önü açılmış olacak ve küresel enflasyonu etkileyen bir petrol fiyatı karşımızda olabilir. Özellikle Suudi Arabistan, Rusya gibi ülkelerin OPEC üyesi olduğunu düşünürsek buradan gelen olumsuz haber akışları petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebilir. Bitcoin tarafında yatay sakin bir gün var. 66.887 dolar seviyesinde. Burada 57-67 bin dolar aralığını, geniş bant aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle 60 bin dolar seviyesinin altına sarkma ihtimali kuvvetli. Kısa vadede kripto para piyasasında işlem yapan yatırımcısının çok dikkatli olması gerekiyor. Borsa haftaya yükselişle başladı. 10.730 puan seviyesinde Borsa İstanbul 100 Endeksi. Burada endeks tarafında 10.500-10.800 puan aralığını takip edeceğiz. Ancak aşağıda ihlal edilen teknik olarak alanlar olduğu için düzeltme ihtiyaçları daha giderilmedi. Teknik olarak bir düzeltme ihtiyacı var. Aşağıda 9.800 puan seviyesi. Güçlü bir destek konumunda ve buralar test edilmedi. Burada teknik olarak düzeltme hareketlerinin yaşanması gerektiğini ifade etmek isterim. Orta ve uzun vadede 12 bin puan seviyesi hedef konumunda ama kısa vadede borsa tarafına da kâr satışlarına karşı da oldukça dikkat etmek lazım. Döviz kurları yatay bir süreçte haftaya başladı. Stabil 32 lira 20 kuruş seviyesinde. Burada da yatay seyrini koruyan bir döviz kuru var karşımızda. Döviz kurlarında genel itibariyle
yatay bir seyrin olduğunu söyleyebilirim. Ama geçen hafta Perşembe gününden itibaren altın ve gümüş fiyatları her gün yeni bir rekor tahsil ediyor. Yükselişlerine devam ediyor. Kısa vadeli bir dalgalanma mutlaka olacaktır. Kâr satışları mutlaka olacaktır. Bu da alım yapmak isteyenler için bir fırsat oluşturacaktır diye söyleyebilirim. Peki hemen Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Bu konudaki görüşleriniz, öngörüleriniz nelerdir? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini sabit bırakma ihtimali kuvvetli. Pas geçme ihtimali piyasalar tarafından fiyatlanıyor. %50 politika faizimiz var. Burada pas geçme ihtimali kuvvetli. Amerika Merkez Bankası Fed'in hamlesine kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası herhangi bir hamle yapmaz. Şu andaki rezerv artışlarını, not artırımlarını, CDS risk primindeki düşüşleri, cari açık tarafındaki olumlu gelişmeleri düşündüğümüz zaman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da bir hamle yapması şu anda düşünülemiyor. Peki, teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Sağ olunuz. Finans analisti istenmemiş paranın şifresi programında bizlerleydi. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.